Şimdi sizlerle bugün paylaşmak istediğim konu Türk tiyatrosunun nereden geldiğine ilişkin böyle birkaç temel çıkış noktasını belirledikten sonra belirli bir gelişim çizgisi içinde bugün hangi noktada ve belki isterseniz birlikte tartışabiliriz de bundan sonra nereye gidebilir? Niye bu konunun güncelliği var? Şöyle bir güncelliği var. Hala tiyatro seyircisi Türkiye'de çok az. Tiyatro sanatını yapanlar nüfusa orandırdığımız zaman çok az. Ki biz büyük kent ortamında tabii çok fazla heveslisi var diye düşünüyoruz. Ama Türkiye nüfusuna yayıldığı zaman ne yazık ki böyle değil. Daha da ötesi işte devlet tiyatrolarının birkaç yıldır özelleştirilmesi söz konusu olabiliyor. Halbuki ucuz sanat hizmeti veren, bütün kusurlarına rağmen yaygınlaşma bağlamında, tiyatroyu yaygınlaştırma bağlamında önemli de işlev gören bir kurum. Bir noktada tabii hepimizin çocuklarının geleceğini ilgilendiren bir konu. Şöyle bir ana hatlarıyla üstünden geçelim diye düşündüm. Bir de şöyle bir nokta var. Bir ülkenin tiyatrosundan veya sanatından söz ederken muhakkak o sanatı üretenlerden söz etmemiz lazım. Yoksa bir yabancı oyunu mükemmel sahnelemekle bir ülkenin tiyatro sanatı oluşmuyor. O ülkenin tiyatro sanatının özelliği şudur denemiyor. Sadece işte batılı anlamda çok güzel yetişmiş oyuncuları var, güzel oynanıyor. Bravo. İşte İngiltere'deki temsile yakın yetkinlikte bir temsildi falan deniyor. Ama bundan bir Türk tiyatrosu sonucu çıkartamıyorsunuz. Her şeyden önce yazar denir. Kendi yazarları olmayan bir ülkede o ülkenin tiyatrosu ne olabilir? Dolayısıyla biraz da yazarlık çizgisinde değinmek istiyorum. Arkasından tabii oyunculuk ve tiyatroculuk çizgisine ister istemez gireceğiz. Çünkü oyunculuk da biçem açısından o da bir her ülkede olduğu gibi ulusal bir kimliğin yansıması olarak da ortaya çıkabiliyor. Yine Türk tiyatrosu var diyebilmemiz için oyunculuğumuzun, sahneye koyuculuğumuzun, tiyatro mekanlarımızın da bir özelliği olmak zorunda. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Yani sadece biz Avrupa gibi onun düzeyinde sahne olayları yaratıyoruz veya yaratamıyoruz demekle Türk tiyatrosunun varlığını ya da yokluğunu tartışamıyoruz. Çünkü gerçekten de artık Cumhuriyet Türkiye'sinde 85. yıla geldik. Gerçekten de zaman zaman seyrek bile olsa Avrupa'daki pek çok benzerini kıskandıracak düzeyde yapımlarda çıkmıştır, çalışmalarda çıkmıştır. Ama bu Avrupa'dan biz daha iyiyiz tiyatroda anlamına tabii ki gelmez. Şimdi dolayısıyla bizim tiyatromuzun bir gelişme çizgisi ve bir geleceği olacaksa nasıl bir bizim topraklarımıza özgü özellikler var? Oradan isterseniz yola çıkalım ve ister istemez geleneksel dediğimiz popüler tiyatromuza da çok kısa bir dönüş yapacağız. Yani Hacı Vakkaragöz'ü falan anlatacak değilim size ama kesinlikle onlarla başlamak durumundayız. Şimdi bizim iki temel gelişme çizgimiz var Türk tiyatrosunun. Bir tanesi tam tarihi, yazılı tarihi olmadığı için net bilinemiyor ama herhalde 15. 14. yüzyıldan başlayarak hadi indirelim şeye yani 1071 yılında Malazgirt Savaşı ile hani Türklerin Anadolu'ya girmesiyle ve yerleşmesinden sonra demek ki
11. 12. yüzyıllara geri götürelim isterseniz. O zamandan beri oluşmuş bir tiyatro geleneğimiz var. Anadolu'daki tiyatro geleneği çok fazla izlenmemiş, yazılı metinleri yok. Zaten bizim toplum olarak en büyük kaybımız kaydını tutmayışımız, yaptığımız işlerin, ürettiğimiz işlerin. Ama biliyoruz ki Türkmen toplumunda esnaflar arasında lonca birliktelikleri içinde okutarılmış oyunlar var, belirli günlerde sahnelenen gösteriler var. Yine biliyoruz ki köy ortamında dinsel kökenli, seyirlik köy oyunu dediğimiz bugün oluşumlar var. Şimdi bütün bunlar bir araya getirildiği zaman işte genel olarak Anadolu diyecek olursak, Anadolu kültürünün gösteri anlayışı birbirine bağlanarak, eklemlenerek yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Daha sonra işte 16. yüzyılda gölge oyunu kesinlikle Asya'dan Mısır'a, Mısır'dan da Yavuz Sultan Selim tarafından Anadolu'ya getirilerek Karagöz Hacivat biçimini alarak ortaya çıkıyor. Aynı yıllarda o padişahların işte şehzadelerin sünnet şenliklerinde veya bir zaferden sonra yapılan şenliklerde mutlaka ve mutlaka esnaf loncalarının, büyük kentlerdeki esnaf loncalarının gösterilerine yer verdiklerini, hatta saray içinde uzun yıllar, diyelim ki 15. yüzyıldan başlayarak saray içinde oyunbazların korunduğu, beslendiği, desteklendiği görülüyor. Şöyle genel hatlarıyla baktığımız zaman aslında hepinizin de çok iyi bildiği Avrupa tiyatrosunda Antik Yunan dönemini ve Antik Roma dönemini saymazsak ama Orta Çağ'dan bu yana Avrupa tiyatrosunun oluşumundaki dinsel, din dışı faktörler nasıl bir araya gelmişse bizim Anadolu'da da Müslüman kökenli olmakla birlikte, yani bir tek fark Hristiyanlık ve Müslümanlık farkı, aynı gelenek oluşmuş. Bu tabii tiyatro sanatındaki evrenselliğin bir parçası. Tiyatro nedir? Bir iletişim, her şeyden önce bir iletişim aracıdır. Bir eğlence aracıdır. İşte homo ludens biliyorsunuz, insan oynayan yaratıktır. Dolayısıyla insanın evrensel doğasının bir parçasıdır. Doğayı taklit ederek anlatmak. İster Müslüman olun, ister Hristiyan olun, dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın. Bunlar hep insan içgüdüsünün, insan ihtiyaçlarının belirlediği etkinlikler olduğu için dünyanın her tarafında da aynı biçimde çıkmış. Tıpkı dünyanın çok çeşitli coğrafi bölgelerinde farklı farklı destanların çıkmış olduğu gibi. O destanların ortak yanları nasıl oluşmuş? Şimdi arketipsel eleştiri tabii bunlarla çok uğraşıyor biliyorsunuz. Yani nasıl oluyor da işte Roma şehrinin kurucuları Romus Romulus'u dişi kurt emziriyor, anaları babaları kimseleri yok da nasıl oluyor da işte İsa'nın da babası belli değil, işte annesi ne kadar belli değil. Nasıl Hazreti Musa efendim şeylerden işte sepetin içinde bulunmuş bir bebek olarak algılanmış. Nasıl bizim Oğuz'u ormanda dişi kurt büyütmüş. Ne tuhaf, Amerikan sonradan yapma Amerikan mitoslarına geçerseniz işte o Pecos filinde batıya giden arabalardan düşmüş, yeni doğmuş bir bebek olduğunu, hani Bozkır'da düşüp ondan sonra yine coyote'ler tarafından herhalde büyüterek beslendiğini, doğa tarafından korunduğunu gösterir. Nasıl oluyor da hep bu büyük kahramanlar, hep bu güçlü kahramanlar veya peygamberler hep annesi babası belli olmayan, o yarı metafizik kimlikleriyle gelmişler. Bunlar işte insanların o yarattığı mitos anlayışının parçası olarak. Dolayısıyla
hep bahsedeceğiz. İşte Batı tiyatrosu şu tarihte başlamış, bu tarihte başlamış falan diyeceğiz ama temelde tiyatro kültürünü ve sanatını oluşturan düşünce, insan eğilimleri tabii ki dünyanın her tarafında tıpatıp aynı. Farklılık, kültürel farklılık. Şimdi bizim Anadolu'daki geleneksel tiyatromuza bakınca ki meddah bir İslam kökenli bir sanattır. Çünkü İslam'da tiyatro çok öngörülen bir sanat olmadığı için, tasvir sanatına yaklaştığı düşünüldüğü için öykü anlatmacılık gelişmiş. Orta oyunu o çok da bir İtalyanların Commedia dell'arte'si ve bütün Avrupa'ya yayılan bu doğaçlama oyunculuğun Anadolu'da gelişmiş bir çeşitlemesi mi diyelim, kim kimden aldı diye çok uzun tartışmalar vardır. Metin Ant hocamız o birer birer dizler onu, Evliya Çelebi'den falan kanıtlar getirerek. Ama besbelli ki birbirine çok benzeyen şeyler, tipleri aynı, senaryoları aynı olan, doğaçlama olan, güldürü temelli olan, bu tarafta Müslüman, öbür tarafta Hristiyan bir takım oyunların, popüler oyunların oynaması. Şimdi bizim meddah orta oyunu Karagöz ve köy seyirlik veya esnaf loncası oyunlarımız ve veya bizim yerel, yerli geleneğimizi oluşturuyor. Ondan sonra da 19. yüzyılın ikinci yarısında işte Tanzimat'la birlikte 1838'den sonra da Batı modelindeki tiyatroyu kabul etmişiz. Öyle bir değerlendirme yaptığımız zaman Batı modelindeki tiyatroyu kabul edişimiz, hani öncü toplulukları, işte yabancı azınlıklar için yapılmış tiyatroları falan düşünerek 19. yüzyılın başına kadar inelim isterseniz. 2008'deyiz. Hadi biz başlatalım 1808'de. Aşağı yukarı bir 200 yıllık bir Batı tiyatrosu tarihimiz var. Batı tiyatrosunun kendi tarihi eski Yunan'dan başlatacak olursak milattan önce 5. yüzyıldan öyle tahmin ediyoruz. Başlatacak olursak 25 yüzyıllık. Şimdi 25 yüzyıl nerede? 2 yüzyıl nerede? Çok büyük bir defa Batı kültüründen uzak uzak kalıp da ondan sonra bütünleşmişliğimiz söz konusu. Bu bir avantaj mı, dezavantaj mı? Bunu isterseniz sonra tartışırız. Benim çok üstünde durduğum bir konu değil. Yani biz ne yapalım? İşte biz 24 yüzyıl ve 300 yıl geç başladık bu işe. Tabii bu kadar olur demek gibi gülünç bir tartışma çıkmasının yeri yok tabii ki. Onu sonra göreceğiz. Şimdi isterseniz önce bu Anadolu'da oluşmuş popüler tiyatro geleneğinin temel özellikleri nelerdir? Onlara bakalım. Ve de isterseniz Batı'yla da mukayese ederek bakalım. Şimdi bir tanesi çok önemli bir özellik şu. Açık alanda ve orta alanda oynanıyor oyunlarımız. Tıpkı eski Yunanlı'da yapıldığı gibi. Şimdi bunun içine neler giriyor? Orta oyunu. Daha 20. yüzyılın başı veya hatta Cumhuriyet kurulana kadar, hatta daha da sonra bizde değil mi yazlık sinema kültürü vardır açık havada. Orada tiyatrolar falan da oynar. Açık alanda ve mümkünse de orta alanda oynanan oyunlar olma özelliği. Bu çok belirleyici bir şey çünkü tiyatro mekanı çok belirleyicidir. Yani oyun mekana göre yapılır. Bu özelliği unutmuyoruz ve de şaşırarak görüyoruz ki işte o
Batı'nın sokak tiyatrosu veya orta alanlarda oynanan özgür tiyatrosu karnavallar zamanında, panayırlar zamanında tabii ki varmış orta çağda. Unutulmuş, şimdi yeni bir akım olarak yavaş yavaş ortaya çıkıyor değil mi? İstanbul Festivali mesela işte açılış oyunu Taksim Meydanı'nda balonlarla, dev kuklalarla falan bütün böyle halkı şenliğe çağıran, tiyatroya çağıran bir o atmosfer oluşturularak yapılıyor. Bu zaten bizim kültürümüzde var. Ve açık hava. Hem halk tiyatrosu dediğimiz işte Meddah Orta Oyunu Karagöz Hacivat. Karagöz Hacivat'ın tabii o açık havada da oynatılır ama ışık tertibatı olmak zorunda. Onu aklımızdan şey yapmayalım. Bu özellik de bir başka özelliği getiriyor. Her oyunun açık havada oynanması söz konusu değil tabii. Neden? Çünkü tıpkı Batı tiyatrosunun başlangıcında olduğu gibi şenlik ortamlarında veya özel günlerde oynayarak, sahnelenerek, gösteri alanına getirilerek başlamış tiyatro. Ritüel kökenli tiyatro ki tüm tiyatrolar zaten ritüel kökenli, onu biliyoruz. Şimdi bir şenlik atmosferi içinde açık havada sahnelerini bilen oyunların nasıl bir niteliği olsun ki? O mekanla o olay ve seyirci bütünleşebilsin. Bir özellik hemen gündeme daha geliyor. Bizim Anadolu kökenli veya Anadolu'da gelişmiş tiyatromuzda mutlaka ve mutlaka şarkı ve dans var. Bakıyoruz, Antik Yunan Tiyatrosu'nda da aynı şey var. Ve dolayısıyla da hep bir cümbüş, hep bir şenlik olgusu. Nitekim erkek göçekler, kadın, dansçılar, her dönemde bunları minyatürlerde falan da bol bol görebiliriz. Her şenlik, sonra kantocular, hep bizim tarihsel tiyatromuzun bir parçası olarak erkek ve kadın dansçılar hep şeyde ve de orkestralar. Yani muhakkak bir orkestra birkaç parça müzik aletiyle müzik yapan insanlar her zaman var. Peki, dans var, şarkı var, müzik aletiyle müzik icrası var, orta alanda oynanıyor, açık havada oynanabiliyor. Nedir? Nasıl bir dekor olacak? Sahne araç gereci ne olacak? Onlara baktığımız zaman ister istemez sahne araç gereci ve dekor anlayışında müthiş bir soyutlama olduğunu görüyoruz. Soyutlamaya Antik Yunan Tiyatrosu'na baktığımız zaman böyle bir soyutlama yok. Benzerlikleri kuruyoruz ama soyutlama orada yok. Orada zaten bir saray önü veya bir mabet önü olarak varsayılan bir binanın içinde başlıyor. Son derece de hareketsiz oyunlar, biliyorsunuz. Kral Oidipus vesaire nasıl geliştiğini biliyorsunuz. Bizim tiyatromuzda ise araç gereç soyut biçimde her biçime girebiliyor. İşte Meddah bir tane mendili vardı, bir tane sopası vardı. O sopası eşeği olur, falakası olur, sazı olur, bastonu olur, artık anlattığı hikayeye göre. İşte o mendil, kadın kılığına girdiği zaman başına örter, köylü kılığına geldiği zaman terini siler, başka bir aşamada peçe yapar. O mendille çıkın yapar, sopasının ucuna koyar, omuzuna asar, yola çıkar. Soyut bağlamda tıpkı Shakespeare döneminden önceki İngiliz Orta Çağ Tiyatrosu'nda olduğu gibi bir, onlarda da biliyorsunuz pazar yerinde oynanıyordu Orta Çağ oyunları, ibret oyunları falan, misterler. Tamamen seyircinin muhayyelesine açık bir dekor ve sahne araç gereci
anlayışı yerleşmiş oluyor. İşte orta oyunda paravana gibi bir şey vardır. Bu ev denir o. O evdir. Herkes ona ev verirler. İşte şu da dükkandır. Karagöz tasvirlerinden hatırlayacaksınız. O dekor parçaları tipiktir. Ortaya çıktı mı, ha Zeynep'in evi dersiniz mesela. Böyle bir soyut sahneleme anlayışı. Bu çok önemli çünkü bu Batı tiyatrosunda neredeyse ve neredeyse absürt tiyatroyla, yani İkinci Dünya Savaşı noktalanmak üzere olduğu zamanlarda ortaya çıktı. Ondan önce çok fazla soyutlama yok çünkü gitgide gerçekçi yöne gitmiş Batı tiyatrosu. Bizim en baştan böyle bir soyutlama var ve o muhafaza edilmiş. Bir başka özellik, bizim tiyatromuzda, antik Yunan tiyatrosunun tam tersine, bizim tiyatromuz güldürü özellik. Yani bizim tiyatromuz düşündürme gücü. Ortaya çıkmamış, güldürmek, eğlendirmek için ortaya çıkmamış. Esas mesele de zaten bu galiba. Bir türlü ikisinin, yani düşündüren tiyatroyla hoşça vakit geçiren tiyatroyu buluşturmakta herhalde zorluk çekişimiz bu nedenle olsa gerek. Peki nasıl güldürü yapılıyor? Çok önemli özelliği var. Şimdi bu bugünün yazarlarına tabii ki seslenerek biraz da bunu söylüyoruz. Çok incelikli söz güldürüsü yapılabiliyor. Çünkü neden? Özellikle Osmanlıca Türkçesini iyi biliyorsanız çok kinayeli, çok incelikli, çok zarif. Yani İngiliz tiyatrosunda witty dialogue, nükteli söyleşim dediğimiz tarzda bir dil oyunlarıyla, söz oyunlarıyla çok hoş bir sahne dili, diyalogu oluşturmanız mümkün. Dahası tabii ki küfür konusunda da bir numara bizim Anadolu dilimiz. Küfürlü güldürü bağlamında da, küfürlü söz oyunları, işte her gün söylenen lafın müstehcen bir anlamının yakalanması, çekilmesi, bu yolda oluşturulan güldürü de bizim sanatımızın, tiyatro sanatımızın kaba güldürü diyeyim isterseniz. Ama bir özelliği, kesinlikle bir özelliği. Peki Orta Çağ Tiyatrosu'nda bu yok muydu? Avrupa'da tabii ki vardı. Roma Tiyatrosu'nda ne kadar vardı bilemiyoruz. Yani çünkü mimleri bilmiyoruz. Mim, Roma, Mimus metinlerini bilmiyoruz. Büyük bir ihtimalle onlar da çok küfürlü falan. Ama biz Plautus, Terentius'u biliyoruz. Bayağı terbiyeli adamlar onlar. Şimdi kaba güldürü, ince güldürü, güldürünün her türlüsü, farz, düşme kalkma, tokat atma gibi her tür insanı güldüren, çoğunlukla da düşünmeden güldüren güldürü ögeleri söz konusu olunca tabii oyuncunun da güldürücülüğü ortaya çıkıyor. Jestte, mimikte ve harekette. Şimdi bu jest, mimik ve hareket özellikleri ustaca kullanıldığında işte o eski dönemin direkler arasının diyelim en azından benim herhalde büyük babamın gitmiş olduğu, sizin büyük büyük babanızın belki gitmiş olduğu, izlemiş olduğu eğlencelerdeki ustaları düşünüyoruz. Şimdi bunun bugüne olan yansımaları ne yazık ki çok iç bunaltıcı, çok üzücü, televizyonda görüyoruz. Değil mi? Bütün, hemen hemen bütün dizilerde hemen iki tane komik karakter bulunuyor. Genellikle ya kapıcı, ya uşak, ya hizmetçi, neyse. Ve onlar böyle ağızlarını, burunlarını çarpıtarak, seslerini biçimsiz yönlere şey yaparak, çekerek ve de garip bir köylü konuşması değil, şehirli konuşması değil, varoşlu konuşması değil, garip bir konuşma, Türkçe kullanımı yolunda güldürücü unsur olmaya çalışanları görüyoruz ve
çok kötü oluyoruz. Neden? Çünkü o gelenekten gelme ölçülülüğü bilmedikleri gibi çağdaş kültürü anlayışından da haberleri olmadığı için sadece bir zevzeklik olarak ortaya çıkıyor. Ve ne yazık ki bizim değerli olan tiyatro geleneğimizin en yozlaşılmış biçimini gösterdiği için ve de 74 milyon mu oldu? 74 milyon her gece bu kişileri izlediği için de ne yazık ki izleyici olarak tiyatro beğenimizin, tiyatro zevkimizin, tiyatro kalitesi anlayışımızın gittiğinde düştüğünü görüyoruz. Yani madem bunu televizyonda gösteriyorlar, madem her dizide veya her filmde var, madem herkes ona gülüyor, demek ki iyi olan bu. O gibi bir anlayış. Televizyondaki şeylere çok fazla itirazım yok benim. Ucuz güldürülere. Şayet siz tiyatro eseri okuyan, tiyatroya giden insanlarsanız aradaki farkı zaten görürsünüz. Ama tiyatro adına tek görülen şey ise, televizyonda izlenen ise, o işte bizim Türk tiyatrosunun müthiş bir tıkanıklığa getiriyor. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Mesela soyutlama dekorda nasıl kullanılıyor? Sivri köylü oyunlarında belki TRT1'de gösteriyorlar, görmüşsünüzdür. Mesela gelini ata bindirecekler, bir köyden bir köye götürecekler. Binek hayvanı. Ne oluyor? Üç kişi yan yana geliyor, üstüne bir battaniye örtüyorlar. İki tane işte hayvanın belirli bir üstü, semer gibi bir şey konuyor. İşte yular gibi bir şey tutuluyor. Tamamen yalan. Sadece insan hakikaten gelin de üstüne oturuyor, yürüyor. Şimdi bu müthiş yaratıcılık isteyen bir şey. Yani iki kalas bir heves denen olay işte. Benim öyle sahnelere, araca, gerece, tekniğe ihtiyacım yok. Ben istersem gelini ata bindireceksem hemen bir battaniye, iki tane oyuncuyla ben bu işi hallederim ve de çok sanatsal bir iş yapmış olurum gibi bir iddiası var. Gerçekten de böyle. Dünya tiyatrosu artık hep bu tür dekor kodarılmasına gidiyor. 1970'li yıllarda mesela Avrupa tiyatrosunda devamlı perdeli sahnelerde inşaat yaparlardı. Yani inşaat ne demek? Koskoca bir apartman diker sahneye. Her katında bir başka hadise oynanır. İşte her birinin ışığı farklıdır. Başka bir teknikle, başka bir dram dile getirilir. Biz de böyle hayran adamlara bakınız. Artık sahneye bile koskoca apartmanı kuruyorlar. Ah biz neredeyiz diye izlerdik. Ama Batı o modayı hemen tüketiverdi. Dolayısıyla şimdi çok daha kolay taşınabilir, çok daha incelikli, çok daha muhayyeleye seslenen buluşlarla ilerlemeye çalışıyor ve o yönde tabii çok iyi. Şimdi bir başka özellik de, bu özellik bize ne yazık ki çelme takmış bir özelliktir tiyatromuzun gelişmesine. O da geleneksel tiyatromuzda karakter dediğimiz, yani boyutlu insan, üç boyutlu insan konseptine yakın kişilerin canlandırılmayışı, kişilerin tipleme düzeyinde değerlendirilmiştir. O nedenle Batı anlamında tiyatroya geçildiğinde yıllar sonra bile hep Türk tiyatrosunda bir türlü karakter yaratılamadı. Tartışması hep devam etmiştir. Doğrudur. Doğrudur. Biz tiplemeye alışık, tipleme seyretmeye alışık bir toplum olduk. Tipleme yazmaya alışık bir toplumuz. İstisnalar yok mu? Tabii ki yüzlerce var. Yani sırası gelince o çok başarılı örneklerinden birkaç tane örnek sayacak. Bir başka
Bu sefer de çok değerli saydığımız özellik de şu. Geleneksel tiyatromuzda ister köy ortamında olsun, ister kasaba, ister büyük kent ortamında olsun, mutlaka ve mutlaka sahnedeki tiyatro olayının içinde toplumun genel bir görünümünün sunulması. Şimdi bu ne demek? İşte Karagöz'de biliyorsunuz, Karagöz Hacivat vardır ama Arnavut girer, işte Osmanlı tabii çeşitli etnik grupların bir arada olduğu bir toplum. Onun bir kendine güldüğü vardı, Arap girer, efendim işte Zenne girer, Kâtip Efendi girer, birbirlerine aşık olurlar, Arap bacı vardır, terzi vardır, işte Yahudi şeyci vardır, tefeci vardır. O toplumu oluşturan ama hiçbiri aşağılanmayarak, hiçbiri birbirine tercih edilmeyerek son derece objektif, son derece güleç ve hoşgörülü bir yüzle bu insanların nasıl renkli bir toplum oluşturdukları ortaya çıkarılır. Ki bugün bizim siyaset manzarası içinde belki de çok çok değerli saymamız gereken bir resim. Osmanlı'da olan bir resim çok 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 daha daralmışken bir sanki esaslı ayrımlar varmış gibi gösterilirken işte bu özellik yani çeşitli etnik grup değil din ve kültürel düzeylerden gelen insanların nasıl da bir arada gülerek birbirine hoşgörüyle bakarak birbirini bağışlayarak ve birbirini destekleyerek yaşadığını gösteren yaşayabileceğini gösteren bir geleneksel tiyatro geçmişimiz var. Bence en önemli değerlerimizden biri budur. Şimdi bunun örneklerini mesela şeyde görürüz. Keşanlı Ali Destanı oyununda çok net olarak, tabii ki Haldun Taner bilinçli olarak kullanmıştır. Mehmet Baydur'un Yangın Yerinde Orkideler diye son derece yani modern çizgide bir oyunu vardır. Gelenekselle hiç alakası olmayan. Aynı biçimde bir toplumun portresi, bir İstanbul'daki bir sanki Galata Rıhtımı gibi bir ortamda dile getirilir. Henüz oynamakta olan Devlet Tiyatrosu'ndaki Ahmet Kutsi Tecer'in 1940'larda yazdığı Köşebaşı adlı yapıtta. İşte o Köşebaşı bir mahallenin, İstanbul'da bir mahallenin 24 saatini anlatan bir hikayedir. Yine her çeşit insanın nasıl birbiriyle kaynaştığını, birlikte nasıl yaşadığını gösterir. Bu da bir geleceğin tiyatrosuna yönelik bir değerli veri olarak ortaya çıkıyor tiyatro geleneğimizde. Peki, tabii ki taklit çok fazla. Ne dedik? Çeşitli etnik gruplar deyince tabii ağız taklidi. Çok fazla var ama siz bunu televizyonda zaten bol bol izlediğiniz için malumu ikrara öyle mi derler? Yinelemeye gerek yok biliyorsunuz. Yani taklidi çok seven, taklit yapıldığı zaman çok gülen insanlarız zaten. Fakat burada bir kere daha altını çizmek istiyorum. Tabii ki abartılı bir oyunculuk gerektiriyor değil mi? Taklide dayalı olursa abartmadır, groteskidir söz konusu olan. İşte bu abartının da belirli görenekler doğrultusunda ölçüsünün bulunması çok önemli. İsmail Dümbüllü'yü aranızda hiç izleyebilmiş olan yok. Halbuki bir televizyon için yapılmış siyah beyaz filmleri vardır. Arada bir gösterebilirler. Ben o filmlerden izleyebildim. Kendisini aynı devirde yaşadık ama kendisini izleme şansım olmadı. Müthiş bir orta oyunu sanatçısı, kavuklu oynayan büyük bir sanatçı. Şimdi onun bir esprisi vardır. Biri ağlıyor, ah yavrum diye bunu koca adam kendisi kucağına almış. Ben senin annenim işte yıllardır seni göremedim, kaybettim. Ah çok şükür sana kurtuldum. 40 yaşında adam, 55-60 yaşında bir kadının koynunda. Kadın ağlıyor göğe ya. O da der ki,
Tamam, oh ne güzel, kafam iyice ıslandı, ne olur iki sabunla yap da bari başım da yıkanmış olsun der mesela. Şimdi bunu ben yaptığım zaman komik değil. O öyle bir ustaca söyler ki İsmail Dümbüloğlu, dayanamazsınız, katılarak gülersiniz. Neden? O ölçüsünü, şıklığını, gustosunu, öyle mi derler, bilen bir sanatçı. Şimdi yine bizim dizilerde izlediğimiz acemi ve heveskar ve de hırslı oyunculara döndüğüm zaman onlar da böyle bir gusto, bir zerafet, bir yerli yerinde kültürüyü kurtarma anlayışı yok ne yazık ki. Bu sanatçılarımızı gün geçtikçe yavaş yavaş kaybediyoruz. Geleneksel oyunculuklara sahip çıkmadığımız için. Mesela en sonuncularından biri benim hala hayran olduğum Gazanfer Özcan'dır. O büyük ustalardan yetişmedir. Ne yazık ki artık sahnelere çıkmayan Münir Özkul'dur. Biraz sulandırsa bile Erol Günaydın'dır. Sunuculuğu bırakıp bu işle meşgul olsa bu düzeyde iyi bir sanatçı olacak Okan Bayülgen'dir mesela. Tabii ki Ferhan Şahsoy'dur. Yani gitgide azalıyor ama yani o DNA'lardan da bir yana geliyor. Bir güçlü yanımız da bu. Hatta belki aklını başına toplarsa Cem Yılmaz'dır. Bir noktada. Yani o damar yok olmuş değil. Annemin rahmetli bir lafı vardı. Bu Türk insanı maymun gibidir. Her kulağa girer derdi. Gerçekten öyle. Yani İşte Avrupalı gibi, Amerikalı gibi şarkı, pop şarkısı söylemeyi, dans etmeyi falan çoktan öğrendik zaten. Hollywood filmlerini birebir taklit etmeyi de öğrendik. Ama kendi geleneğimize de bu sözünü ettiğim ender sanatçılar umarım sahip çıkabilecekler ve el verecekler. Gelecekteki oyunculara hakikaten boş çünkü. Bu insan siz de biliyorsunuz. Yani o insanları seyrettiğiniz zaman başka türlü bir algılama içine giriyorsunuz. Peki, tekrar bu tiyatromuzun, geleneksel geleneğimizin şeyine. 20 dakika. İçine geri döndüğüm zaman şöyle bir özellik çıkıyor. Bizim tiyatromuz açık biçim bir tiyatro. Yani bir Ibsen tiyatrosu gibi. Veya bir Arthur Miller tiyatrosu gibi. Cadı Kazanı'nı hemen düşünecek olursak. Kapalı bir biçimde olay örgüsü içine yerleştirilmiş, başı ve sondan çıkışı olmayan o mantık içinde toparlanıp anlamını ifade etmesi gereken tür tiyatro. Buna kapalı biçim tiyatro diyoruz. Yani gerçekçi akımın uzantıları. Ve yine de farkındayız ki postmodern döneme geçildiğinde Batı tiyatrosu da tabii ki Brecht'le birlikte tiyatronun modern döneminde de, modernist dönemi diyelim isterseniz ve absürt tiyatroya geçildiğinde, yani bana göre Avrupa tiyatrosunda modernist dönem, modern dönem Ibsen, Çehov'la falan başlıyor da, modernist dönem Brecht tiyatrosu ve absürt tiyatroyla gelişiyor ve oluşuyor. O aşamada da zaten kapalı biçim Avrupalılar tarafından da terk edilmiş oluyor. Bizde ise açık biçim, yani aradan bir parça çıkarılabilecek, yeni bir şey eklenebilecek, sonu değiştirilebilecek, başı değiştirilebilecek. Senaryoyu oluşturana da, oynayana da sınırsız olanaklar tanıyan, dolayısıyla da açık biçim oluşu nedeniyle oyunsu olan, oyunsu o bir kıvraklıca, yani gelin arkadaşlar hep beraber bir oyun oynuyoruz biz burada. Tamam, biz size bir gösteri sunacağız. Siz de izleyicisiniz, sizin burada olduğunuzu da biliyorum. Sıkıldığınızı yüzünüzden anlayacağım belki, daha çok güldürmeye çalışacağım. Öyle bir oyunun içindeyiz, hadi başlayalım, zaten öyle başlar mısın, başlayalım mı? İşte kara gözün elini taşlayalım mı falan gibi zaten girer. O oyunsuluk tabii Batı tiyatrosunda çok daha yeni keşfediliyor.
Batı tiyatrosu artık nereye gideceğini şaşırdığı için postmodern zamanlarda artık böyle bu oyunsuzluklara, kıvraklıklara falan ulaşıyor. Tabii kendi geleneğinde de var. Kendi Mimus geleneğinde de var. Ama bizim geleneğimiz de çok gelişmiş. O Mimus geleneğini çok da fazla devam ettirmemiş Batı. Biz de hala yaşayabiliyor. Bir de oyunculuk uslubu olarak, kapalı biçimin oyunculuk uslubu biliyorsunuz, işte yeni bu sene bir kısmınızın izlemiş olduğu İbsen'in Bir Halk Düşmanı oyunundaki gibi, gerçeği gerçekten yaşıyormuş gibi yaparak oynamak. Buna benzetmeci biçen, yani illüzyoncu, yanılsamacı oyunculuk diyoruz. Halbuki bizim Anadolu tiyatromuzda biçem göstermecidir. İngilizcesi presentation. Yani ben bunu size sunuyorum. Halbuki kapalı biçimde representation oluyor, değil mi? Bu göstermeci biçiminde tabii çok katmanlarda değerlendirilme olasılığı var. O nedenle zengin bir oyunculuk potansiyeli de söz konusu olabiliyor bizim gelecekteki tiyatromuz için. Dolayısıyla işte bu özellikler bu şekilde toparlanmış iken ve de sallan yuvarlan, gerilemekte olan Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte tiyatromuzda Mehmet Dağı'yla, işte Karagözü'yle ve de orta oyunlarıyla devam ederken biz 19. yüzyılın başında diyelim artık perdeli tiyatroları olan Batı modelindeki tiyatroya geçiyoruz. Tabii ki buna önce yabancı azınlıklar için kurulan tiyatrolar oluşturuluyor. Arkasından zaten çok önemli bir Ermeni tiyatrosu geleneği var. Özellikle İstanbul'da ama Anadolu'nun pek çok yerinde, İzmir'de de. İşte o onların zaten yapmış olduğu tiyatrolar falan var. Yine bir Ermeni olan Metin Andın, Muhsin Ertuğrul'dan da üstün gördüğü sevgili hocamızın Güllü Agop adlı kişi. İşte Osmanlı tiyatrosu kuruyor ve böylece yazılı metne, doğaçlama metinden yazılı metne, açık hava tiyatrosundan perdeli kapalı tiyatroya ve de göstermeci biçimdeki oyunculuktan, açık biçim oyunlardan kapalı biçimde benzetmeci tür bir oyunculuğa geçiyor. En büyük sıkıntı tabii yazarlık. Hemen Şinasi aklınıza gelecektir, Ahmet Vefik Paşa aklınıza gelecektir, Namık Kemal'in ilk yapıtları, Abdülhak Hamid'in ilk yapıtları aklınıza gelecektir. Bunların en otantik olanı Şinasi'nin Şair Evlenmesi'dir. Çünkü gerçekten bizim halk tiyatrosuyla bağını koparmadan yazılmış bir metindir, yerli bir metindir. Ama Namık Kemal'in yazdıkları hep Victor Hugo'dan pek çok nedenle, yani o romantizm, idealizm, işte vatanseverlik, romantizmin içerdiği bütün duyguları da yaşadığı için Namık Kemal kuşağı tamamen Victor Hugo'dan öğrenilmiş. Shakespeare'i Victor Hugo dolayısıyla özümsemiş bir kültürün ürünleri olarak ortaya çıkarlar. Onlar da çok büyük hizmettirler. Ama Shakespeare tersine, tabii ki bu yazarların hiçbir yazdığı trajedi olamamıştır. Tıpkı Victor Hugo'nun yazdıkları gibi melodram düzeyinde kalmıştır. Yani Victor Hugo çok büyük bir şair ama melodram yazar, yani büyük tiyatro yazarı falan diyebilmemiz mümkün değil. İşte bu aşamadan sonra iki tane sorun çıkıyor. Bir, oyunlarımızı kim yazacak? Türk yazar çok az, okumuş insan çok az. İkincisi, bu usluba göre nasıl bir oyunculuk sistemi ortaya çıkacak? Hemen dedim ya, annemin dediği gibi Türk tiyatrosu, Türk insanları her kulağa girebiliyor. Bakıyor orta oyuncular, elden gidiyor zanaat.
Çünkü o Batı tiyatrosu, perdeli tiyatro başlamış. Hemen bir tiyatro icat ediyorlar. Adı Tuluat Tiyatrosu. Tuluat Tiyatrosu yani neredeyse Cumhuriyet döneminde bile kısmen yaşamış olmalı. Ne yapıyor? Batı'daki metinleri doğaçlama metin haline getiriyor ve melodram olarak fevkalade mübalağalı bir biçimde oynuyor. İşte direkler arası döneminin ünlü Tuluat oyunları. Bunlar işte mesela Otello'yu Arabın İntikamı diye oynanması falan. Çok keyifli, çok keyifli herhalde bir şey. Ve Türk aklı Anadolu geleneğiyle Batı geleneğini buluşturuveriyor orada. Ne yazık ki o Tuluat'ın o çok zeki ustaları da artık aramızda tabii ki yoklar. Yazılı metinleri yok. Kalmamış durumda. Neler oluyor? Şimdi yavaş yavaş Cumhuriyet'e doğru ilerlersek, işte bir yandan Müslüman erkek sanatçı yetiştirmeye çalışıyorlar düzgün Türkçe konuşabilsin diye. Kadınlar malum sahneye çıkamıyor ama ona o kadar fazla dert etmiyoruz. Zaten yani Batı'da da sahneye çıkmaları o kadar çok yüzyıl almış ki biz hele bizim gibi Müslüman toplumda ne yapalım diyoruz. 1920'lere gelindiğinde ama artık kadınlar sahneye çıkmak istiyor. Hala doğru dürüst oyun yazarı, ben oyun yazarıyım işte bu sezon şu oyunlar oynanacak diyebileceğimiz bir oyun yazarı ekibimiz oluşmamış. Darülbedai kuruluyor. Cumhuriyet'le birlikte de işte tiyatro okullarımıza kavuşuyoruz. İstanbul Şehir Tiyatroları, Devlet Tiyatroları kuruluyor. Artık okullu sanatçılar yetiştirmeye başlıyoruz. Ve de yazarlarımız işte o aşamada yavaş yavaş ortaya çıkıyor. 1920'li dönemlerde bir tek Müsahip Sadi Celal'den söz edebiliriz. Yani büyük yazar olarak. Herkes oyun yazıyor, o başka. Çünkü neden Muhsin Ertuğrul Yakasay yoldan geçeni çevirip senin elin kalem tutuyor, bir oyun yaz, getir diyor. İşte Nazım Hikmet'e zorla oyun yazdırmış. Bir dolu yani edebiyatçı olan kişi yazmışlar. O metinlerin hiçbiri bugün oynanmıyor. Yani Nazım Hikmet'inkiler dışında hiçbiri bugün oynanmıyor. Onu biliyoruz ama o zamanlarda çok önemli bir işlev taşımışlar. 1940'larda işte Cevat Fehmi Başbuğ gibi, Ahmet Kutsi Tecer gibi, Reşat Nuri Güntekin gibi artık bugün de oynanan hatta dizi bağlamında, bugün de diziler bağlamında da çok popüler olan yazarlarımızın ortaya çıktığını görüyoruz. Fakat patlama 1950'li yıllarda oluyor. Onlarca yazar ortaya çıkmıştı. Haldun Taner, Melih Cevdet, yani en ünlüleri Aziz Nesin, Refik Erduran, Necati Cumalı, en önemlilerini şöyle sıradan geçiriyorum. Peki ne yapıyorlar bu insanlar? 1950'lerde özellikle bir deneysel metinler yazıyor. Yavaş yavaş Batı'daki absürt tiyatro anlayışına yakın şeyler yazıyorlar. Aziz Nesin mesela kendine özgü, hiç Batı tiyatrosunu izlemediği halde bir absürt tiyatro anlayışı geliştiriyor. Haldun Taner yavaş yavaş göstermeci tiyatroya geçen oyunlar yazmaya başlıyor. Ama hepsi yine kapalı biçim ve benzetmeci türde metinler. Refik Erduran'ınkiler öyle, Melih Cevdet'inkiler öyle. Melih Cevdet Anday bir sonraki dönemde ortaya çıkacak ve karakter yaratan oyun yazarlarının içinde artık ön sırada yer almaya başlayacak. Fakat deniyor ki biz Batı taklitçiliği yapıyoruz, tamam yazarlarımız da çıktı ama işte onlar Batı gerçekçiliğini taklit ediyorlar falan demeye kalmıyor. 1960'lı yıllarda 27 Mayıs ve 1961 anayasasının ardından daha önce hiç bilmediğimiz Brecht gibi, Ionesco gibi yazarlar çeşitli nedenlerle ya sakıncalı bulunmuş ya bizim kültüre uzak bulunmuş, hiç gelmemiş ortaya çıkıyor ve tabii yazarlık skalası gelişiyor. Bu gelişmeyle birlikte düşünmeye başlıyor yazarlar. Haldun Taner, Turgut Özakman, Güngör Dilmen, Turan Oflazoğlu,
öyle şimdi. Sermet Can tabii o çok Brecht. O çok Brecht ama doğru. Tabii en önemli örneklerden biri. Teşekkür ederim. Düşünmeye başlıyorlar. Biz nasıl bir tiyatro yapmalıyız ki hem geçmişimizin değerlerine, deminden beri saya geldiğimiz değerlere sahip çıkalım. Hem de bugünün modern dünyasının batı modelinde tiyatroyla da yarışabilecek bir içerik oluşturabilirim. Biçim zenginliği var ama içeriğimiz yok. Yani daha çok gündelik şeyler daha doğrusu. İşte bu yazarlarla Sernet Çağ'ın Ayak Bacak Fabrikası. O dönemin en ünlü politik oyunu, ilk epik tiyatro ürünü, Türk tiyatrosunun ve de büyük kilometre taşlarından biridir. İşte arkasından Haldun Taner bugün 5 haftada bir yerde sahnelenen Gözlerimi Kaparım, Keşan Vali Destanı, işte Ah Bize Şekler, Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı, çok popüler oyunları var. Onları yazıyor. Turgut Özakman, işte Resimli Osman, Tarihi Bir Şehnaz Oyun, Fehim Paşa Konağı gibi yine bu popüler metinlerini yazıyor. Ve biz selametle 1970'lere geliyoruz. Oyuncularımız yetişmiş, Yıldız Kenterlerimiz var artık, Cüneyt Gökçerlerimiz var, Genco Erkallarımız olmuş. Ve gitgide bugüne kadar hakikaten oyuncu konusunda hiç sıkıntımız yok, onu kabul edelim. Batı anlamında tiyatroda gerçekten batıdaki örnekleriyle çok rahat şey yapacak bir dolu kuşak büyük sanatçı yetiştirmiş durumdayız. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yani bugün 20 yaşında, 22 yaşında da başa güreşmeye hazır insanlarımız var. Kadın olsun, erkek olsun. 1970'ler aşamasında işte Oktay Arayıcı gibi, Vasıf Öngören gibi, 1980'lerde Mehmet Baydur gibi gerçekten çok parlak yazarlar çıkıyor. Ferhan Şensoy, bana sorarsanız Türkiye'nin gelmiş geçmiş en Türk tiyatrosunun en tarihli noktası. Çünkü yazar tiyatrosu gibi bir olguyu 20 küsur yıldır sürdürmekte, her sene bir oyun yazarak, her sene en aşağı 3 oyun sahneleyerek bu işi yapmış bir kişi. Çok yalnız bırakılmış bir kişi ama inanılmaz bir yetenek bence. Ama gitgide azalarak, yani bir dolu oyun yazarı adı sayabilirken artık daha az saymaya başlıyoruz. Siyasi ve krizler, ekonomik krizler, siyasi darbe dönemleri hep tiyatromuzu engelliyor. Çünkü sürekli olarak sansürleniyoruz. Otosansür yapma durumunda kalıyoruz. Bu nedenle biraz gerileyip, az ileri giderek bugünlere ulaşıyoruz. Bugünlere ulaştığımızda bir bakıyoruz ki o Haldun Taner'in, Güngör Dilmen'in, Turgut Özakman'ın Doğu Tiyatrosu'yla Batı Tiyatrosu arasında köprü kurarak yaptıkları, hem teknik bakımından orijinal hem içerik bakımından yoğun metinler, çok daha yeteneksiz bir dolu yazar tarafından, dizi yazarları da buna dahil, yinelene, yani taklit edile yıpratılıyor ve sonunda tüketiliyor. Şu içinde bulunduğumuz noktada ne yazık ki bir dolu parlak yazarımızın açtığı kapıların her biri tıkanmıştır. Kötü ellerde yıpratılarak, hantallaştırılarak kullanıldığı için. O nedenle yeni çıkış noktaları aramak durumundayız. Ama şunu görüyoruz. Statükoyla tiyatronun mücadelesi her zaman olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Yani ondan da tiyatrocular ve bu toplum yılacak değildir. Ama şunu görmek zorundayız. Müthiş bir artık Batı tiyatrosunda da 200 yıllık bir birikimimiz var. Tabii ki adım adım
o koskoca bir orta çağdan geçerek falan Batı tiyatrosu gibi gelişmedi. Hazır malzemeyi sindirebildik de. Ama mevcut zenginliklerimizle Batı'nın içeriğini, Batı'nın deneyselliğini, Batı'nın kendisini sorgulayışını mutlaka muhafaza ederek yeni girişimler içinde olmamız lazım. Tiyatro yazarlığı açısından, tiyatroculuk üslubu açısından, sahneleme üslupları, mekan kullanımları, her türlü sahneyle ilgili tasarımlar açısından sorgulayıcı, araştırmacı, yaratıcı ve de umutlu olmak zorundayız. Olmadığımız takdirde bu iş burada bitmiştir diye düşünüyorum. Bunu da düşünmek istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Açtım biliyorum. Sevgili hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok dolu dolu genel kültür veren ve Türkiye'nin birçok problemlerini parmak basan konuşmaydı. Çok teşekkür ederiz. Ben o kadar yararlandım ki anlatamam. Soru sormak isteyen var mı arkadaşlar? Arkada bir el var. Evet, buyurun. Hocam, ben şimdi İzmir'de bir yüksek lisans sınıf öğrencisi Müge. Geleneksel sahne çıkan oyuncular olarak Gaziantep Özcan, Münir Özkul, Ferhat Şensoy, Ela Günaydın, Okan Bölgen gibi aktörleri saydınız. Acaba bu isimler arasında konulabilecek bir kadın oyuncu var mı, yok mu? Çok teşekkür ederim. Harika. Düşünüyorum. Düşünüyorum canım. Şimdi hemen Demet Akbağ aklıma geliyor ama çok fazla Yılmaz Erdoğan'ın güdümünde kaldığını düşünüyorum. Biraz daha düşünsem, sonra bir yanıt versem. Bu çünkü mesela Ferhan Kutman da değil. Şimdi Sumru Yavrucuk da değil. Onlar çok değerli oyuncular tabii yani. Tilbe Saran da bir başka, yani en büyüklerden biri. Ama onlar bu tür, yani bu kanalda bizim Anadolu kültürümüzün yönünde kendilerini geliştirmiş oyuncular değil. Yıldız Kenter'i de Batı tiyatrosu çizgisine ben koyarım. Çok zor. Adile Naşit tabii ki hemen o aklıma geldi. Ama o bir şeydir, küçük kompozisyonların insanıdır. Tabii hayran olduğumuz bir kişi. Tabii. Yani geleneğe onu tabii ki koyabilirsiniz. Bir daha alamadım canım. Nazım Hikmet'in yazdığı oyunu zamansız kılan unsur nedir? Zamansız da yani bütün oyunlarını değil tabii. Kimi oyunlarından bahsediyorsunuz? Yani bütün oyunları zamansızdır değil tabii. Diyemeyiz. Çok oyun yazmış çünkü 24, 25, 30'a kadar sayabilenler var. Çok temel insan ilişkilerini belirleyen, insan yaşamını, özlemlerini ve de gerilimlerini belirleyen çok temel bir noktadan yola çıkmıştır. Diyalektik materyalizm dediğimiz, Marksçı bakış açısından yola çıktığı için tabii ki zamansızdır metinleri. Evet, bir el daha görmüştüm. Soru var mı? Soru yok galiba hocalarımızdan. Çok teşekkür ederiz. Ben de.